Şeyh Muhammed Muta'il el Hazlevi Hazretlerinin 2009 yılında yapmış olduğu mürit kendisini tartacağı bir ölçüye sahip olmalıdır. Konulu sohbetidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sözlerime başlıyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar, Hazreti Muhammed'e, aline ve ashabına salat ve selamlar olsun. İnsanların burada Şeyh Hazretlerinin dergahında bulunmalarından ve dinlerine bağlı olmalarından dolayı Rabbime şükrediyorum. Ve Yüce Allah Celle Celaluhu'ya tekrar şükrederken ve ondan bu İslami mahzarı hakikate çevirmesini, bu zahiri görüntüyü manen de İslami kılmasını niyaz ediyorum. Yüce Allah Celle Celaluhu, Şeyh Hazretlerinin adabını ihya edecek, ona sahip çıkacak, her türlü menfaatten ve siyasetten uzak bir şekilde bu adapları koruyacak kimseleri Müslümanlara lütuf eylesin. Babam şey hazretlerinden duymuştum. O şöyle buyuruyordu. Nakşibendi Haznevi tarikatında bulunan adaplara uymak, bu yolda yürümek çok ağır ve meşakkatlidir. Çünkü bunlara uymak karşılığında çok büyük sevaplar vardır.'' Değerli kardeşlerim, bu adapların sevabı o kadar büyüktür ki nefsi emmareye bunları taşımak çok ağır geliyor. Bu nedenle onları taşımak istemiyor. Şeyh Hazretleri şöyle devam ediyordu. İnsanın önünde iki yol vardır. Ya nefsine tabi olacak, nefsin hevasına uyacak ve böylece yüce Allah'ın lütfundan, kereminden mahrum olacak. Ya da nefsini kıracak bu ağırlığa tahammül edecek, bu adaplarla amel edecek, maneviyatı kazanacaktır. Mürit, kendisini tartacağı bir ölçüye sahip olmalıdır. Eğer takvalı olmak, ibadetleri yapmak, tarikatın adaplarını yaşamak, Kur'an okumak ona ağır geliyorsa ve fıskı fücur olan ameller, nefse güzel gelen hareketler ona hoş geliyorsa, anlamalıdır ki daha başlangıç safhasındadır ve bir şey kazandığı da yoktur. Fakat kendi nefsine hakim olur ve adapların tatbik edilmesindeki meşakkatlere tahammül ederse, nefsini zorlarsa, terbiye ederse anlamalıdır ki o zaman bu mürit belli bir makama varmıştır. Değerli kardeşlerim, kendi nefsine hakim olan ve onu terbiye eden kimseye bu adapların tatbiki artık kolay gelmeye başlar. Ahvali güzelleşir, onun nefsi emarelikten çıkar, mütmain ne olur? Beyazıda ı Beslami Hazretlerinin buyurduğu gibi. Nefsimi zorlayarak Yüce Allah'a sevk ettim. Ta ki o sevinip mutlu oluncaya kadar onu zorladım. Değerli kardeşlerim, Aklı başında olan bir mürit, nefsine sahip çıkacak, kendisinin hevasına veya Allah'a itaatte serbest bırakıldığını bilip, şüphesiz nefsini Yüce Allah'a doğru giden yol ve itaate sevk edecektir. Bu, o insanın akıllı olduğunun en büyük alametidir. Değerli kardeşlerim, kendi nefsine hevasına tabi olan, teslim olan bir kimsenin cesaretinin olmadığı anlaşılıyor. Onun kendi üzerinde bir hakimiyeti yoktur ki, nefsi ona galebe çalabilmiş, ona hakim olabilmiştir. Babam Şeyh Hazretleri şöyle buyururdu. Bu yolda öyle kimseler vardır ki, kendi ruhlarını bu yolda feda etmiş ve o yüksek makamları kazanmışlardır. Değerli kardeşlerim, biz ufak ve değersiz bir şey için kurtuluş ve felah yolunun terk edilmesini teessüfle karşılıyoruz. Değerli kardeşlerim, bizler adaplara önem vermiyoruz. Zikirlere, evratlara, hatmelere önem vermiyoruz. Halimiz bu olunca nasıl bize gösterdikleri makamlara varacağız, nasıl bu yolda yürüyeceğiz?'' Değerli kardeşlerim, ufak ve değersiz bir şey için deniliyor ki, bugün ufak bir işim vardı, onu yaptım. Ufak da olsa, dünyevi bir işten ve menfaatten vazgeçilmiyor. Fakat iş evrat çekmeye gelince, ya gerek yoktur denilip bırakılıyor, veyahut yarısını tatbik edeyim, yarısı kalsın şimdi denilip terk ediliyor.'' Değerli kardeşlerim, bizler bu adapların ihmalinden zararımız olduğunu, bu şekilde davranmakla hiçbir fayda sahibi olamayacağımızı tefekkür edecek olursak, böyle hareket etmezdik. Bizler varlıklı bir kimseye önem veriyor, ona saygı ve hürmet gösteriyoruz. Ta ki ondan bize bir fayda hasıl olsun. Ama aynı bizler düşünmüyoruz ki, Bizim en üstün faydamız ve menfaatimiz bu adaplardadır. Değerli kardeşlerim, kendimize gelmemiz, düşünmemiz, amel etmemiz, halimizin tarikatın adaplarını yaşama ve şeriat ahkamı ile amel etmede hangi durumda olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu çoğu geçmiş olan ömrümüzde kalan az zamanımızı değerlendirmek ve yaşantımızı güzel bir hale çevirmek için gereklidir. Değerli kardeşlerim, şüphesiz sadatlarımızın kutlisesi ruh, yol ve adabını takip etmek, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ve ahlakını takip etmek demektir. Hazreti Peygamber'in yolunu takip etmek ise, Yüce Allah Celle Celaluhu'nun yolunu takip etmek demektir. Şüphesiz bizlerin, sadatlarımızın vardıkları makamlara sahip oldukları gayrete ve adaplara verdikleri öneme malik olmamız mümkün değildir. Yüce Allah Celle Celaluhu'dan niyaz ediyorum ki, onların yolunu takip etmek ve adaplarını uygulayabilmek için bize aklı selim ihsan eylesin. Şüphesiz Rabbim her şeye kadirdir. El-Fatiha